artık yasal düzenlemelerle birlikte bir çalışma yaşandı. Bir yeni uygulamadan. Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş Adamları Derneği BESİAD tarafından düzenlenen Perşembe toplantısı LVZZ Otel'de gerçekleştirildi. Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettişlerinden Niyazi Karadağ'ın konuk olarak katıldığı toplantıda BESİAD üyeleri ve basın mensupları da hazır bulundu. Karadağ toplantıda iş güvenliği yasasındaki değişiklikler hakkında BESİAD üyelerine detaylı bilgiler verdi. 4857 sayılı iş yasası yürürlüğe girdi. İş sağlığı, iş güvenliği mevzuatı da bu her iki yasa içinde bugüne dek uygulana geldi. Ve böyle sözleşme yapıyorlar. Ama bunu sadece bireysel olarak iş güvenliği uzmanı kişinin kendisiyle yapıp çalıştırma durumumuz var. İş yeri kim içinde bu durum söz konusu. Bu da üçüncü bir seçenek. Yani dışarıda herhangi bir kişiyle iş yeri kim olarak anlaşabiliyorsunuz. BESİAD Başkanı Engin Kaplan, her perşembe yaptıkları toplantılarda olduğu gibi bu toplantıda da üyelerine önemli bilgiler verdiklerini belirterek şunları söyledi. Toplantımızın amacı yürürlüğe girmiş bir yasa var. Biz işverenleri çok yakından ilgilendiren iş güvenliği yasası, daha doğrusu bu yasadaki değişiklikler. Bu yasa tabii ki mevcuttu ama bu yasadaki değişiklikler iş yerlerimizde bulundurulması gereken ya da görevlendirilmesi gereken bir takım görevliler artık yasal olarak mecburi hale getirildi. Bunun hem yasal boyutu, hem maliyet boyutu, hem tam olarak neye hizmet ettiğini anlayabilmek, algılayabilmek açısından üyelerimizle de bunu paylaşıp güncel kalmalarını sağlamak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski müfettişlerinden, baş müfettişlerinden Sayın Niyazi Karadağ'ı konuk olarak aldık. Bu konuda çok derin ve sağlıklı bilgilere sahip kendisi. Aynı zamanda şu anda da bilirkişilik görevlileri yapmakta. Yani toplantımızın, bu bizim klasik gelenekselleşmiş perşembe toplantımız aslında. Ama biliyorsunuz bu toplantılarımızı boş yapmamaya her toplantımızda bir takım bilgi paylaşımı ve üyelerimizin işlerine değer katma çabamız var. Bu toplantımızın da teması bu oldu, konusu bu oldu. Onun dışında da üyelerimizle bir araya geldik, sohbet ettik. Toplantı, Niyazi Karadağ'ın yeni yasanın getirdiği değişikliklerle ilgili sunumu ve ardından katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla devam etti.